Hocam yaklaşık 1,5 aydır Denizli Spor Altyapı Koordinatörü göre yapıyorsunuz. Altyapı takımları hazırlanıyor. Neler söylemek istersiniz? Nasıl gidiyor çalışmalar? Evet, sizlerin de gördüğü gibi altyapımız gayet güzel bir şekilde çalışmalar devam ediyor. İlk geldiğimizde tabii olayı bir adapte olduk. Takımlarımızı 19'dan başlayarak U10'a kadar hepsini tek tek sıraya koyup düzdük. Hocalarını başlarına koyduk ve çalışmalarına başladık. Şu anda da 1,5 ay oldu yaklaşık dediğiniz gibi. Gayet iyi gidiyor çalışmalar. Sıkıntı yok. Evet hocam, U19 takımı A takımıyla antrenman maçı yaptı değil mi? Gayet güzel geçen bir maç oldu. Evet, dün çok güzel bir çift kalemiz oldu. Serhat hocamız bizle diyaloğa geçti. Hocam maç yapalım mı dedi. Biz de bu isteğini gayet güzel, harika bir onay verdik yani. İstediğimiz şeyler bunlar zaten bizim. Evet. Serhat hocamızla da bizim ilişkimiz farklıdır yani. Biz eskiden onun hocalığını yaptık. Çok güzel ilişkilerimiz vardır. Böyle olunca tabii her şey çok daha güzel oluyor. Çok güzel bir maç oldu dün A takımla. Harika bir oyun çıktı ortaya. Bizim çocuklarımızın da yani koyduğumuz zaman, takımımızda A takıma koyduğumuz zaman utandırmayacaklarını gördük. Yeteneklerini gördük. Bu anlamda bu maçların biz sıkça devamını istiyoruz ki Serhat hocamızla konuşup biz bunları aramızda çok güzel bir şekilde diyalog kurarak halledebiliriz. Bu maçları sık sık yaparız. Çocukların gelişmesi için de bu maçlar harika olur. Evet hocam, bu arada Mustafa Kemal da milli takıma gitti geldi. Tekrar gideceğini biliyoruz. 16 futbolcusu. Evet. Değil mi hocam? A takımında şu anda çalışıyor yanlış bilmiyorsam. Evet, Mustafa Nazır şu an altyapımızdan milli takıma giden tek oyuncumuz. Onu da A takıma verdik. Orada bakılıyor, orada antrenmanlara çıkıyor. Gelişmesi için şu an orada çıkmasının daha sağlıklı olduğunu düşündük hep beraber tabii. Gayet de güzel gidiyor şu an onun gelişmesi de. İnşallah bu çocuklarımızı işte amacımız çoğaltmak. Evet. Geçen günde Ege karmasına 3 çocuğumuz çağrıldı. Onlar da inşallah milli takıma gitme boyutundalar, yeteneğindeler. Onlar da milli takıma giderler diye düşünüyorum ben. Daha hakikaten grupları şimdi yavaş yavaş öğreniyorum. 19'dan 10'a kadar, U10'a kadar 9 tane grubumuz var. 9 grubumuzda yaklaşık 25'er oyuncudan yaklaşık 250 futbolcumuz var altyapıda. Bu takımların hepsinde, tabii hepsinin olması mümkün değil yani. Hepsinin yukarılara çıkması. Bunu söylersek bile doğru olmaz ama ben her grupta şunu gördüm. Her grupta 6-7 tane gerçekten yetenekli oyuncularımız var. Bu oyuncularımıza daha güzel şartlar sunabilirsek inşallah bu oyuncularımızdan üst tarafa veririz yani. Bu 6-7 her gruptan 6-7 oyuncunun en azından 3'er 4'er tanesini her sene yukarı verebiliriz. Ben bu anlamda çok umutluyum. Her grup dediğim gibi yetenekli 6-7 oyuncu. Tabii diğer çocuklarımız da yetenekli. Ama şu anda ön planda olanlar daha iyileri diyelim. Yukarı A takıma göz kırpıyor. Ben gelecekten umutluyum ya Denizli Spor adına. Kısacası hakikaten gelecekten umutluyum ya. Bu çocuklarımız iş yapacak kaliteye gelecekler inşallah. Teşekkür ederim hocam. Var mı başka eklemek istediğiniz? Yok. Teşekkür ederim ben de.